Her patronun yanında kudurmuş bir köpeği olmalı. Tahmin edilemeyen, kafası gidik bir sağ kol. Tom Shelby bu rol için kardeşini kullanır. Arthur. 1. Arthur, Tommy'nin aksine manipülasyon, strateji ve kirli oyunlardan uzak bir zihin yapısına sahiptir. En büyük erkek kardeştir. Ancak ailenin reisi değildir. Bu da bazı noktalarda her ne kadar Tommy'ye karşı güçlü bir bağ sahip olsa da anlaşılır bir şekilde Arthur'u aşağıda hissettiriyor. Arthur alçak ama hırıltılı bir ses tonuna sahip. Kısmen korkutucu. 3. Kavga sırasında gözü döner. Aklını kaybetmeye meyillidir. Tıpkı bir kutuz köpek gibi. Bu özelliklerini savaş travmasına bağlasa da aşağılık kompleksi ve çelişkili ahlak anlayışı bunun temelini oluşturur. Arthur, Tom Shelby'nin zekasını tamamlayan demirden sağ yumruğudur. İş bitiricidir. Fiziksel olarak heybetli ve güçlüdür. Soyadı nedeniyle gelen prestij, alkolizm, depresyon, intihara meyilli olma hali, öyle ya da böyle küçük kardeşinin gölgesinde yaşaması psikolojik kırgınlığının sebebidir. 6. Arthur aslında silahları sevmez. Yine de onları kullanmayla ilgili bir sorunu yoktur. Ancak tutarsız bir şekilde silahlarla fazla vakit geçirdiğinde ne yapacağını bilemez. Savaş yıllarını anımsar. O nedenle yumruklar ilk tercihidir. Bu, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma, travmatik bir durum ile ilişkilendirilebilir. 7. Tommy, onu düşmanlarına karşı tehdit ve korku unsuru olarak kullanır. Çoğu düşmanı, uzlaşmacı Tommy'nin aksine, öküzbaş Arthur'dan korkar. 8. Yine de duygusal ve sanatçı bir yanı var diyebiliriz. Eskiden at resmi çizdiğiyle ilgili birkaç sahnede diyaloğa ve monoloğa şahit oluyoruz. 9. Arthur Shelby'nin en büyük kusuru öfke problemi olması. Bu da manipüle edilmesini kolaylaştırıyor. Fiziksel gücün yetersiz olduğu konumlarda geri plana düşmesine neden oluyor. Yine de aynı özelliği onun öngörülemez olmasını ve onu neredeyse başa çıkılması imkansız biri haline getiriyor. 10. Bana kalırsa Arthur, Tommy'nin egosunun ve de John Shelby'nin süper egosunun kimliğini temsil ediyor. Ayrıca üç kardeş arasında Arthur en duygusal olanıdır. Büyük bir izleyici kitlesi tarafından benimsenmesinin sebebi de budur. 11. Arthur, olmak istediği kişi olamamaktan ve de babasına benzemekten korkuyor. Yine babasına en çok benzeyen ve ona hayranlık duyan da kardeşler arasında kendisidir. Arthur Shelby, karakterinin yansımalarını şov ortamı içinde dışa vurma alışkanlığını sahip. Bu da ona yapay bir doğallık katıyor. Tommy'nin düğününde yaptığı konuşma buna iyi bir örnek olacaktır. Tom Shelby savaşı geçmişte bırakabildi. John'un odaklanması gereken karısı ve çocukları varken Arthur'un hiçbir şeyi yok ve hala savaşın etkisinde.